Evet arkadaşlar, şimdi Kızılcahamam mutfağında çok meşhur oluyor testi kebabı değil mi? Evet, evet, testi kebabımız. Başka neyiniz var meşhur? Müşmerimiz var, tavuk ayranı çorbamız var, yaprak sarbamız, el baklavamız. Şu an burada çorba ikramda ediliyor, evet, pilav da var. Evet, geçen yıl da yemiştik, çok güzeldi. Ablamız beni tanıdı, tekrar gel pilav yapacağım dedi az önce. Şu an ikram ediyorlar protokole. Şöyle bir yaklaşalım bakalım. Evet, şöyle. Çok meşhur. Evet efendim. Kooperatif ile. Doğunca kadın kooperatifimiz ve belediyemiz. Şimdi herkes sıranın nerede ikram dağıtılıyorsa biliyorsunuz ki o stand böyle dolu oluyor. Hemen sıraya giriyorlar, kuyruğa giriyorlar böyle. Türk Mutfağı Haftası'nda bunu artık oldukça aşinayız. Bayağı ikramlar dolu oluyor. Herkes duymuş gelmiş. Yılda bir kez yapılıyor ve millet merakla bekliyor. Şimdi burada pilav ikram edilecek. Millet merakla bekliyor. Evet, şöyle hatıra fotoğrafı da çekilmiş oldu. Bu şekilde ikram da ediliyor. Çorbalar çok güzel arkadaşlar, buranın söylemesi benden. Geldiğinizde tabi ikram edilirse alabilirsiniz mutlaka. Tadına bakmanızı öneririm. Kızılcahamam mutfağı olarak katılıyoruz, Kızılcahamam Belediyesi. Höşmerimin özelliği yani evdeki malzemelerle sütümüz, yağımız, tereyağımız, varsa kaymağımız, şeker, evet hamur, böyle hamur işi, şerbetli yiyebilir, kaymaklı yiyebilir, şekerli. Askerden gelen eşine evdeki malzemelerle hanıma bir tatlı yapmak ister. Orada gelen ikram. Evet, bunun olur özelliği yani. Bunun eskiden gelen evdeki malzemelerle evdeki video çekiyoruz bir saniye. Evdeki malzemelerle bir şey yapmak ister eşine. Evdeki unla, tereyağıyla, sütle yapar. Eşine ikram eder. Hoş mu erim der yani. Beğendin mi erim? Hoş mu erim? Oradan gelmiş höşmerimin özelliği. Anlamı da var. Evet, evet. Höşmerimizin özelliği oradan gelme. Höşmerimizden sonra soğuk ayran çorbamız var. Onu da gösterelim şöyle. Arkadaş kavura dursun hemen. Evet, çorbamız burada. Nedir? Hoş bulduk. Bak ablalar da tanıyor artık beni. Ablam anlatsın hemen çorbayı. Benim sesim kötü çıkıyor. Sen konuş. Fatma Hanım anlatsın. Bildiğiniz kadarıyla anlatın. Anlatayım. Göcemizi haşlıyoruz. Evet. Nohudumuzu göceyle, nohuda haşladıktan sonra yoğurtla, naneyle harmanlıyoruz. Onu ne zaman tüketiyorlar? Yazın mı daha çok? Evet, yazın da oluyor, kışın da oluyor, kışın. Yazın da oluyor, kışın da oluyor. İsteğe bağlı yani. Yazın özelliği evet. Nedir pilav? Pilavda deste. Yazın soğuk yapılır bunun, kışın sıcak yapılır. Yayla çorbası olur. Yani soğuk yoğurt çorbası olur. Her yıl böyle bir kazan getirip herkese ikram ediyorsunuz. Evet, evet. Bayağı popüler olmaya başladı artık. Evet. Şöyle, evet. Peki, kolay gelsin. Sağ olun. Arkadaşlar, Kızılcahamam'da harika bir yazın etkinlik olacak. Hanımefendiler düzenliyor. Hemen bilgiler alıyoruz sıcağı sıcağına. Biz Daspor Organizasyon Şirketi olarak geçtiğimiz yıl 2023 yılında Ankara'nın ilk uluslararası Rankara'yı da düzenlemiştik. Rankara'yı biliyorum. Aynen, aynı Adada şekilde. Adada yapılmıştı. Aynen, Expo'yu da yaptık, yarışı da yaptık. Şimdi bu sene Kızılcahamam'da ilk kez bir ultra trail yarışı düzenleyeceğiz. 16 kilometre, 30 kilometre ve 55 kilometre olmak üzere. 1 Haziran 2024'te herkesi Atatürk Çamı'na bekliyoruz. Bütün etkinlik alanı orada olacak. Gelmek isteyen, katılmak isteyenleri bekliyoruz ama kontenjanımız da oldu. Kayıt alamıyoruz ama alkış tutmaya ve hani koşuculara destek olmaya herkesi bekliyoruz. Harika, teşekkür ederiz. Başarılar dileriz. Biz çok teşekkür ederiz, sağ olun. Türk Mutfağı Haftası'nı nasıl buldunuz onu da soralım sizlere. Valla burası çok güzel. Biz tabi yerimizi aldık, Kızılcahamam Mutfağı'na geldik. Ablam sağ olsun çok güzel küp pilavı yapmış. Çok sağ olun. En güzeli buradaydı. Bir de göce çorbasıydı değil mi Uğur Bey? Evet. Göce çorbası, bir de hoşmerim, sarma. Her şey çok güzel. Herkesin eline sağlık. Çok teşekkür ederiz. El sallayalım kameraya. Herkesi bekliyoruz. Evet, ablamız arkadaşlar testiyi çıkartıyor. Dur, olmadı. Hop, getirdi bakın. Testi çıkardı ablamız. Pilavın içerisinde çok sıcaktır. Şu an elinde yanıyor büyük ihtimal. Bakın soğanı, muvanı, her şeyi var bu şekilde çıktı. Hop. Biraz sonra ikram edecekler misafirlere. Afiyet olsun.